Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Hojikbar. Bugun Westminster imtihonida matematika fanidan tushgan misollardan lavhalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, ko'rishingiz mumkin 21-yil 2020-yil misollari. Endi birinchi savoldan boshlaydigan bo'lsak. Birinchi savol. Solve the following simultaneous equations. Biz bu yerdagi sistemani yechishimiz lozim. Demek sistemani yechish uchun x va y'larni bir tomonga olib o'tamiz. Demek birinchi equationdan y'ni topadigan bo'lsak, albatta 2x-9. Ya'ni ikkala tomonni ham 2 ga bo'lib yubordim. Demek ikkinchi tomondan esa 3y'ni bir tomonga o'tkazib olamiz. Demek 3y = x - 15. Y'ni topadigan bo'lsak, 2 - 3x - 5. Demak, bu yerda sistema kelib chiqyapti. 2 - 3x - 5. Demak, y'larni tenglaveramiz. Tenglaveradigan bo'lsak, 2x - 9 = 2 - 3x - 5. Demak, sonlarni va raqamlarni bir tomonga o'tkazamiz. Bu yerda esa 4 kelib chiqmoqda. Demak, umumiy xaraj berishimiz kerak. Umumiy xaraj beradigan bo'lsak, 6x - 2x/3 = 14. Demak, bu yerdan x 12. X esa 3 soni kelib chiqmoqda. Demak, 3 ni highlight qilib qo'yamiz. 3 ni topgan bo'lsak, y sonini ham topishimiz kerak. Y topish uchun oddiy mana shundan y o'rniga x o'rniga y 3 ni qo'ygan holda yechish mumkin. Demak, 2 kere 3 6 minus 9 minus 3. Demak, buni ham highlight qilamiz. Javobimiz albatta 3 va minus 3. Demak, birinchi misolni ham yechib oldik. İkinci misalda yotsak bo'ladi. Demek ikinci misalda berilishicha factorize. Yani biz qavs shaklida misolga keltirishimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda buni vaqtinchalik 0 ga tenglaymiz. 0 ga tenglagandan sonra ko'ra so'ng a, ya'ni diskriminantdagi 12, b 5, c esa -3. Albatta bu ax kvadrat plus bx plus c tenglamasiga asosan. Endi esa diskriminantni topadigan bo'lsak, diskriminant b kvadrat minus 4ac, ya'ni bu yerdan 25 minus 3 bo'lgani uchun plus qo'yaramiz, ko'paytirib 3 ko'paytiramiz 12. Demek 169. X birini topadigan bo'lsak, minus b plus ildiz ostida taqsim 2a, ya'ni minus 5 plus 13 over 12 ni ikkilangani 24. Albatta bu diskriminant formulasiga asosan xlarni kelib chiqishi, demak 8 - 24 1 - 3 degani. X ni ikkinchisini topadigan bo'lsak, x ni ikkinchisini topish uchun minus 5 minus xuddi shu tenglamani minus shakli. Bu esa minus 3 - 4 javobini olib keladi. Demak, bu yerda factorize qiladigan bo'lsak, demak final stepimiz albatta formulaga asosan x minus x 1 x - x2 formulasiga asosan kelib chiqyaptiki, x - 3 x + 3 = 4. Buni ham umumiy maxraj berib soddalaydigan bo'lsak, albatta bunga 3 bergan holatda, bunga esa 4, bizda kelib chiqadiki asosan mahrajlar qisqadigan holda 3x
minus 1 3x plus 3. Demek bizim final cevabımız mana şu 3x minus 1 4x plus 3 ekan. Demek biz ikinci savolni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Uchinchi savolga o'tadigan bo'lsak. Uchinchi savolni ko'rishni boshlaymiz. Calculate ya'ni a qismi. Calculate the distance between the points of minus 10, 2, 35, 17. Bundan ko'rishimiz mumkinki, oddiygina koordinatalar berilgan holatda, ya'ni koordinatalar bo'lgan holatda minus 10 va 2 nuqtalar hamda 35 va 17. Shu masofani x deb belgilasak, so'roq topishimiz kerak. Demak, masofani topish uchun oddiygina intizosni yolg'on holda x dan x ni, y dan y ni ajratib olib, uni intizdan chiqarish kerak. Demak bizda distance topish uchun distance equals ya'ni x1 minus x2 ning kvadrati plus y1 minus y2 ning kvadrati. Bundan topadigan bo'lsak, demak, bu yerda minus 10, 35 sonlari hamda ayrigan holatda biz 45 ning kvadrati plus 17 dan 2 ni ayirgan bo'lsak 15 ning kvadrati kelib chiqmoqda. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 45 ning kvadrati 2025 plus 225 equals 2250. Demak 2250 javobga keldik va buni ham ildizdan oladigan bo'lsak, demak 225 dan ildiz 15 chiqadi. Va 10 qolmoqda. Demak, so'nggi javobimiz 15 ildiz ostida 10. 15 ildiz ostida 10 javobga keldik. Endi 3-chi misolning B qismiga o'tsak, ya'ni B qismi. Bu yerda bizga berilyapti find the size of angle X. Demak, X ni ichki ya'ni ichki burchagini qanchalik kattaligi ekanligini yoki size'ini topishimiz lozim. Demak, uch burchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng bo'lgani uchun bu yerda esa 90 gradus mavjud. Demak, x plus 42 plus 90 gradus equals 180. Bu yerdan esa x plus 42 90 x ni topadigan bo'lsak 48 gradus. Demak, javobimiz ham 48 gradus chiqdi. Demak, 48 gradus chiqqan bo'lsa, 4-chi misolga o'tsak ham bo'ladi. Demak, 4-chi misolda simplify, ya'ni biz soddalashtirishimiz kerak. Soddalashtirish uchun bir asosiy qoida yoki chalg'itmaslik usuli uchun bu yerda biz vaqtinchalik belgilash usuli kiritamiz. Ya'ni y plus 1 a desak, y ni b deb tursak, bizga oson bo'ladi adashib ketmasligimiz uchun. Demak, sharafini ham to'g'rilab oldik. Endi esa o'rinlariga qo'yib yetsak ham bo'ladi. Demak, bu yerda ya'ni a or a plus a minus b minus b a plus b. Demak, umumiy mahraj beramiz. Umumiy mahraj bersak a plus b minus b a minus b. Bu yer esa a kvadrat minus b kvadrat formulasiga kelib qoladi. Demak, buni yechadigan bo'lsak a kvadrat plus a b minus a b minus b kvadrat. Demak, bola qisqari ketadi. Mahrajda esa a kvadrat minus b kvadratning o'zi turibdi. Demak, a kvadrat minus b kvadrat a kvadrat minus b kvadrat
Bunlar ham qisqargan holda bir şeklini alıp geliyor. Demek bizde yetişme hacet yok. Cevap bir çıktı. Cevapmış tarzda bir deb alışımız mümkün. Demek törünç savanlı hanım hayası yetkazdık. Şimdi ise elbette bir beşinci savanlı yoksa ham buradan. Demek beşinci savanlı. Ya aslında törünç savanlı bir kısmı iken uzun. Bu yerine x'ni topishimiz lazım. X'ni topish uchun proporsiya shaklida yechiladi. Bu yerdan proporsiya qilsak 15 equals 21 minus 2x. 2x esa 6, x teng 3. Demek cevabımız 3 ekan. Demek c qismini yaratamiz. Bu yerda misolimiz asosan davr shaklida berilgan. Biz uni kasr shakliga o'zgartirishimiz kerak. Demek bunun için 0 6 bunun manası 0 5 6 6 6 ve şu son kaytarılıp kete veredir. Bunu biz kesir şekilde yutkazacağımız için evvela 0'dan kutlayıp yani 0'ni taşlayıp alıyan halde 56'nin özünü yazıyorlarımız. Onun için en de bir yerde 6 bunun yanı için yani bir de 9 koyamız. Bu yerde ise 5 bölgen için yine bir 90'ımız 0 koyamız. Yaxşı bir etibar veremiz. Eğer kavisli içinde sonlar miktarı mesela bitti yok iki de bulsa sonuna karıp 9'lar hamaşı bara veredir. Taşkarda sonunda ise 0 sonuna mahraz ostaya veredir. Bundan 5 de ayrıyımız. Yani 5 bu yerdeyi demek 51 taksim 90. Bunlar 3'ye kısaladı. 17, 30. Demek 17 taksim 30. Bizim final cevabımız. Hani şimdi ise 5'inci kısım yakam. Yani 5'inci misal yakam. Utsak boladı. Demek 5'inci misal yakam kısmı da etkiledi ki W is directly proportional to S squared. When W is 50, A is 5. Write an equation linking W and A. Demek bu yerde W A'nın kvadratiga to'g'ri proporsional ekan. Buning uchun agar W qandaydir koeffitsiyentni oldida bo'lsa, A kvadrat ekan. Bu yerda koeffitsiyent ma'lum, A va W sonlarimiz bor. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, 50 equals K equal multiply 5 ning kvadrati 25. K 2 soni kelib chiqmoqda. Bizdan so'ralayotgan savol esa W va A'ni equation linking shaklida yozish kerak. Ya'ni W 2 A square. Bu bizning final javobimiz. Demek ba'zi bir misollar ham juda ham sodda. Shuning uchun biz ozroq vaqt sarflashga harakat qilishimiz kerak. Demek 5-ci savolning bir qismida aytilyaptiki work out the value of W when A is V. Demek bu yerda formula tayyor bizda. Ya'ni W 2A square bo'lsa W ning qiymatini A ning o'rniga 3 qo'yib qo'ygan holda bilishimiz mumkin. Ya'ni shuning kvadrati 9, bu esa 18. Demek javobimiz 18 ekan. Highlight qilib qo'yamiz. Demek 2020 yıl 21 iyul savollarini 6-chi misoliga ham o'tsak bo'ladi. Demek 6-chi misol. 6-chi misolda so'ralyaptiki, Lime, Sarah and Emily shared some money in the ratio 2:3:8. Emily got 105 more than Lime. How much money did Lime, Sarah and Emily each get? Demek, savolni yaxshilab tushuna oladigan bo'lsak, Liam, ya'ni ism, Sarah va Emily pullari bor ekan. Pullarni bir-biriga nisbati esa 2, 3 va 8 shaklida. Emily'da pul Liam'ga qaraganda 105 dollar ko'p ekan.
Endi har bitta insonni pul miqdorini topishimiz kerak. Buning uchun birinchi qilinadigan ish bizda albatta ratio'larni hisoblab olish. Ya'ni bu yerda lime'ni L qilib belgilab olamiz. Sarhni C, S, M'ni C, A. Shunda adashib ketmaymiz. Demak, lime'da 2 ratio'da, ya'ni lime 2x, ml'da ise 3x, kechirasizlar, bu yerda sariqda, ya'ni sariqda ise 3x, ml'da ise 8x. Ya'ni bu yerdagi ratioga nisbatan har bittasi to'g'ri proporsional va respectively ketadi. Demak, bu yerda Emily got $105 more than Lion. Demak, Emily'ning puli 8x teng ekan Lion'nikidan $105 ko'p, ya'ni $105 plus Lion'ning puli 2x. 6x'ni $105 deb yozamiz. Bu yerdan x ni topadigan bo'lsak, x teng bo'ladi 1.45 ni ichida 7 va 5. 17.5. Endi esa final step bizda har bir insonning pul miqdorini topish. Demak, lime dan boshlaydigan bo'lsak, lime alohida rangda yozgan ma'qul. Bu yerda lime 2x bo'lgani sababli 17.5 ni 2 ga ko'paytiramiz. Bu $35 beradi. Sariqda esa 3x. Shuni 17.5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 51 va 1.5 52.5 dollar ekan. Bu yerda esa MLA'da pul 8x, 8'ni 17.5 ga ko'paytirgan holda 35'ni 4 ga ko'paytirgan bo'lsak $140 ekan. Demak, bizning javobimiz $140, $52.5 va $35. Demak, javobimiz ham shu shaklda bo'ladi. Demak, 7-chi savolga o'tsak bo'ladi. Demak, 7-chi savolga o'tadigan bo'lsak, so'ralyaptiki, A variantda. 7-chi savol highlight qilamiz adashmasligi uchun. In a sale price are reduced by 22%, the sale price of a fridge is $507. What is the usual price of the fridge? Bu yerda aytilyaptiki, ya'ni muzlatkichni original narxidan 22% chegirma berilganda uning narxi $507 ekan. Ya'ni 22% dagi skidka bilan xolodilnik, ya'ni muzlatkich olganingizda u $507 bo'lar ekan. Bizdan so'ralayotgan narsa shuki, usual price, ya'ni original price. Ya'ni uning birinchi narxini topishimiz kerak. Birinchi qilinadigan ish bu albatta proporsiya shaklida yozish eng qulay variant. Demak, 100% narx 22% pastlagan bo'lsa, albatta 78%. 78% $507 bo'lsa, endi 100% price ni so'rayapti. Demak, x dollar. Bu yerda albatta x ni topish uchun proporsiya shaklida yechish qulay variant. X equals 507 ko'paytirib 100 taqsim 78. Bu yerdan ko'rishimiz mumkinki, 507 va 78 sonlari qisqaradi. 3 ga qisqarsa 26, 1, 20 ning ichida 6 ta va buning ichida 9 ta, 169. 169 ni 26 ga bo'ladigan bo'lsak, yana 13 ga qisqaradi. 13 ga qisqarsa 13 2. Ya'ni 130 / 2.
1300 taksim etken 650 dolar. Yani 650 dolar eken. Demek cevabımız hem şu şekilde böyledi. Demek eğer de 22% çekirmeli haladinliğine narxı 507 dolar olsa, onun aslıdaki narxı ise 650 dolar eken. Demek 7. misalını B variantiye otsak hem böyledi. B variantı da make Y the subject of something. Demek bu yerde görüşümüz mümkün ki Y'ni topishimiz lazım. Yani Y'ni X orqali ifodalashimiz kerak. Birinchi qilinadi ish bizda qavslarni ochish. X minus 4Y equals 2Y plus 5. Demak, bu yerdan Y bilan bir tomonga yig'ib olamiz. Yana X minus 5 2Y plus 4Y. Demak, X minus 5 equals 6Y. Y'ni topadigan bo'lsak, y equals 4x minus 5 over 6. Demak, javobimiz ham shu shaklda bo'ladi. Bu juda ham oson savollar turkumiga kiradi. Bizdan kerak bo'ladigan narsa ozgina logika va harakat. Demak, 8-chi savolga o'tadigan bo'lsak, 8-chi savol ham nisbatan oson ham emas, qiyin ham emas savollar turkumiga kiradi. Demak, the radius of two circles are in the ratio 1 and 9. And the results of the radius of the smaller circle is 2.5 cm. Find the area of larger circle. Demak, A va B circle bo'lsa, buni yuzalarini nisbati esa 1 va 9 nisbatda ekan. Demak, kichkina circle'ning yuzasi, ya'ni radiusi 2.5 cm bo'lsa, biz topishimiz kerak bo'lgan narsa katta aylananing yuzasini. Demak, aslida PR kvadrat shaklida topiladi aylananing yuzasi. Bu yerda yuzalarining nisbati, ya'ni 1/9 bu yerda r katta r qilib aytamizsek p r kvadrat p r kvadrat shaklida ekan. Ya'ni yuzalarning, ya'ni yuza 1 ning yuza 2 ga nisbati 1/9 ekan. O'rniga qo'ygan holatda yechdik, p lar qisqaradi. 1/3 ning kvadrati bo'ladi. Bu esa r/r ning kvadrati. Kvadratlarni qisqartirib olsak bo'ladi. Bu yerdan kelib chiqyaptiki 1/3 r/r. Bu yerda bizda kichkina r mavjud, ya'ni 2.5 cm 1/3 teng 2.5/r. Bu yerdan r chiqyapti, ya'ni katta aylananing yuzasi 7.5 cm ekan. Demak, bizda final, ya'ni so'nggi qilinadigan ish topishimiz kerak katta aylananing yuzasi. Katta aylananing yuzasini topish uchun pi'ni radiusni kvadratda ko'paytiramiz. Radius bizda ma'lum. Ko'paytirib, ya'ni 7.5 ning kvadrati 56.125 bo'lib chiqadi. Bu yerda 50.125 ko'paytirib 3.14. Bu taqriban qani vaqtni olmaslik uchun kalkulyator yordamida ko'paytirib ko'ramiz. Taqriban 177 cm kvadrat chiqar ekan. Ya'ni 177. Demak, answerimiz 177 cm kvadrat. Demak, 8-chi savolni ham yakunlab oldik. Ana endi esa 9-chi savolga o'tadigan bo'lsak, 9-chi savolda biz yetishimiz kerak bo'lgan narsa a car travels 200 km to the nearest 10 km. It travels for 4 hours to the nearest hour. Calculate the greatest possible average speed. Give your answer to the nearest kilometer per hour.
Değil mi? Mesela şunu anlayalım olsak. O diyeyim, maşinin 200 km saatte, yani 200 km mesafeye 10 km razilse bile barışı mümkün, yani fark bu ne? Mesela 200 km 195'ten 205 geçe, yani average 200 km. Şu aralığı da hareketlenirken, yani basışı mümkün. İkinci kısımda ise it travels for 4 hours to the nearest hour. Bu yerde 4 hour, yani ortası bo'ladi 3,5 soatdan 4,5 soatgacha bo'lishi mumkin. Chunki u yerda qandaydir farq bo'lib, yoki oshishi mumkin yoki kamayishi. Bu yerdan kelib chiqyaptiki, o'rtacha tezlikni en maksimum qiymatini topishimiz kerak. Demak, en calculate the greatest possible average speed. Buning uchun en katta nima? Birinchi o'rinda average speed topish uchun speed topishimiz uchun biz masofani vaqtga bo'lishimiz kerak. Qachon bu maksimum qiymatga erishadi? Qachonki masofa ko'p bo'lib, vaqt oz bo'lsa. Bu yerda masofaning ko'p qismi 205. Bu esa 205, bunda esa t'ni 3,5 qo'ygan shaklimizda eng katta tezlik kelib chiqadi. Ya'ni 3,5. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 250 taqsim 35, 5 ga qisqargan shaklda taqriban ham 59 km/soat kelib chiqar ekan. Demak, bizni final javobimiz, our final answer is 59 km/h. Demak, 9-chi savolni ham muvaffaqiyatli tarzda yakunlab oldik. 10-chi savolga o'tadigan bo'lsak, Mr. Martin has a circular garden of the grass with a circular path around it. From the center of the grass to the inside of path is 2 meters. From the center of the grass to the outside of path is 3 meters. What is the area of the path? Use 3.14 as the value of pi. Demak, bizda so'ralayotgan narsa shakliga qaraydigan bo'lsak, asosan bizda topish kerak bo'lgan narsa mana bu qismning yuzasini topish kerak. Ya'ni chekka qismining yuzasini topish uchun biz haqiqiy aylanani, ya'ni katta aylanani yuzasini topgan holda kichkinani ham topib turib, kichkina aylanani, ya'ni buni topgan holda ayirib olishimiz kerak. Shunda chetki qismi kelib chiqadi. Buning uchun pi o'zgarmas 3 ning kvadrati minus pi 2 ning kvadrati. Ya'ni bu yerda bir aylananing yuzasi, katta aylananing yuzasi 3 metr, kichkinaningizga esa 2 metr ekan. Yani bunu hisoblaydigan bo'lsak, 9 va 4, 5 pi. Demak, 3.14 dan 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 15.7. Demak, answer is 15.7. Demak, ko'rbali sistemada insonni ham yetib tugatdik. Demak, 11-chi savolga o'tadigan bo'lsak, 11-chi savolda A variantida a mountain is losing 5% of its snow each year. What percentage of its original snow will be left after 5 years? Give your answer to the DNP. Yani masalan mazmunni tushunadigan bo'lsak, ya'ni tog'li qism har yili qorning 5%ini yo'qotar ekan. Ya'ni original o'zidan oldingi, masalan, bu yil 100% qor bo'lsa, keyingi yilga esa 95. 95 ning yana 5% ketgan holda 90.125 va shu kabi ketar ekan. Demak, buning uchun har yili, demak, birinchi yilni ko'radigan bo'lsak, birinchi yili 100% ekan. ikkinchi yili 95%, ya'ni 5% yo'qoldi.
95'den sonra ise 95'nin 5 faizi yok olsa 95 1 minus 5 taksim 100. Yani bu tahminen 90-25 faiz. Ve şu kabi 5 yılda son tapış gereği. Bunun için bizga kerak bo'ladi narsa asosan yoki buni daraja degan holda aytishimiz mumkin, ya'ni 100 dan 95 taqsim 100, ya'ni 0.95 bo'lgan holda 5-chi darajasini topamiz. Buni albatta vaqtimizni olmaslik uchun kalkulyator ishlatgan holatda yechgan yechib taxminan 77.38 faiz cevapta kenarız. Yani bu yerde 95'ini 5. derecesi götürüp bu neyse 100'nin 5. derecesi bölüp 100'e kopartırışımız gerek. Demek bizim cevabımız şu böyle yaptı ki, demek ki 5 yıldan sonra kar özünün 77 bütün 138 özünün original snow, yani orijinal kısmı gelip kalırdı. Demek bir de 11. savalın B varianti yoksa anlıyordu. Show that bana şu ifadenin can be written as 2 minus, yani 2 minus 2 şeklinde yazılışını ispatlayın demektir. Demek ki bunun çıkıladığı işimiz biz bu yerge yine çıkarken halvette izası 2 mahraj veriyoruz. İzası 2 mahraj veriyoruz. Basak izası 2 plus 1 taksim izası 2. Bu surat yöntek etken halvette plus 2 anayısı. Endesi irrasyonel endeyden kurtarıyoruz. Bunun için minus sonunu verişimiz gerek. Minus ko'p aytmani, mahrajga emas. Bunda esa 1 minus 2 kelib chiqadi. Demek, suratni hisoblaymiz. 2 plus 2 minus 2. Taqsim minus 1. Bu esa bizga 2 minus 2 sonini beradi. Demek, bu yerdagi 2 minus 2 bu yerdagi bilan bir xil. Demek, ifoda isbotlandi. 12-savolga ham o'tsak bo'ladi. Demak 12-chi savolda so'ralayotgan narsa find the sides of the angles x and y in the diagram below. Bu yerdagi x va y ni topishimiz kerak. Demak, ya'ni 3 burchak, ya'ni 4 burchak aylana ichiga chizilgandan so'ng uni qarama-qarshi burchaklarning yig'indisi doimo 180 degrega teng bo'ladi. Bu qoida. Demak x plus 88 gradus equals 180 gradus. Yani bu yerde x ve bunu 88'a koşganımız albette 180 gradus'a teyim oluşu şart. Bu yerde ise 118 ve y'nin koşulması ise 180 gradus'a teyim oluşu kere. Plus 118 gradus equals 180 gradus. Bu yerden x'in de kadar yapmasak yani y equals bo'ladi 92 gradus. Bu yerda esa 62 gradus. Demak javobimiz y 62 gradus, x 92 gradus. Demak 12-chi savolimizni ham yechdik. 13-chi savolga o'tadigan bo'lsak, 12-chi savolda esa demak, so'ralyaptiki bizdan the line L is a tangent to the circle x squared plus y squared equals 4t at the point A. A at the point 2 and 6, the line L crosses the axis at the point P. Work out the area of triangle OAP. Demak bizda topish kerak bo'lgan narsa mana bu 3 burchakning yuzasi. 3 burchakning yuzasini topish uchun s asosini balandlikka ko'paytirib 2ga bo'lishimiz lozim. Bu yerda bizda 90 gradus bo'lgani uchun
Wear radius. Wear radius. İlzası 40. Ve 2. Demesini tapışımız mümkün. İlzası 40'ını. Yani asosimiz bu yerda R bo'lib kelyapti. R'ni 2 ga bo'lamiz. Bu yerda R'imiz ya'ni radius noma'lum bo'lgani uchun radiusni topishimiz kerak. Radiusni topishimiz uchun bu yerda yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak, O nuqta 0 0. Bu yerdagi masofani ya'ni R'ni topishimiz uchun bizga koordinatalar nuqtalari kerak xolos. Demak, distance topamiz. Distance yani r equals 6'ni 0'da ayırıp kvadratik götürürüz plus 2'den 0'da ayırıp kvadratik götürürüz. Bu ise bizge 36 4 40 ilzası 40'ını verirdi. Demek bunu oraya koyup geçelim olsak ilzası 40 ilzası 40 taksın 2 20. Demek bizim final cevabımız ise 20 gelip çıkıyabilir. Demek 14. soru gibi bir şey. 14. soru. A meteor travels for 2 10 cube seconds at a speed 5 meters per second. How far does the meteor travel in kilometers? Demek bizden soruluyordu ki, yani meteorit, kosmosda bulunan meteorit, sekundiye yani sekundiye 10 üstü 5 kilometre 10 üstü 5 metre basıp öterken. Şimdi bizden soruluyordu ki, yani 2000 sekundda kança mesafanı basıp öterdi. Bunun için avval adli fizika bir formula kere beledi. Mesafanın tapışı olması, yani mesafanın tapışımız için. Yani distance biz speed'ni, yani tezlikni vaqtga ko'paytirishimiz kerak. Albatta, tezlikni topish uchun, ya'ni s v t. Demak, masofani topish uchun tezlik bu yerda 10 üstü 5 metr taqsim sekund ko'paytirib, vaqt esa 2000 sekund. Sekundlar qisqaradi. Bu yerda esa 10 8 yani 10 üstü 9 metr. Demek 2000 sekundda meteorit 10 üstü 9 metr yuradi. Endi bizdan so'ralayotgan narsa esa kilometrda. Kilometrdan kilometrga o'tkazish uchun 3 dona 0 ni orqaga suramiz. Demek s 10 üstü minus 9 metr bo'lsa kilometr bo'lish uchun 10 üstü 6 kilometr bo'ladi. Yani 1 milyon kilometr. Bizim answerimiz ise 10 üstü 6. 10 derecesi 6. Demek ki ikinci sorularımızdan biri. 15. soru. Calculate the length of AB. Give your answer to the nearest centimeter. Bu yerde albatta oddiy formula ish beradi. Demek bir de x deb oladigan bo'lsak, ya'ni x deb oladigan bo'lsak, x ning kvadratini, ya'ni Pifagor teoremasiga asosan 675 ning kvadrati equals bo'ladi 1755 ning kvadratiga teng bo'ladi. Bir de x kvadratni topadigan bo'lsak, 1755 ning kvadrati minus 675 ning kvadrati. X kvadratni topadigan bo'lsak, 1755 minus 675. Formulaga asosan 1755 plus 675 x square teng bo'ladi. Demak 1755 dan 675 ni ayiradigan bo'lsak taxminan 2 11 10 butun 100 dan 8 ni beradi. 10 bütün 100'dan 8 köpaytirib qo'shadigan bo'lsak bizga kelib chiqadiki 1 bütün 10'dan 3 1 bütün 10'dan 3 2 bütün 24 3 demek x kvadrat teng bo'ladi.
Tahminen 262 44. Demek ikisine tahmini toparlayamazsak bu 16 santimetre iken. Demek our final answer is approximately 16 centimeters. Demek 15 savalını hem farklı tarzda tüyettik. Ve ise ahriki saval, yani 16 saval. 16 savalını da kat bilen okuyamazsak. There are 60 people in a choir. Yani choir diye yani bu yerde kanakadır kabilede. In a choir. How of the people in the choir are women? The number of women in the choir is 3 times the number of men in the choir. The rest of people are children. Demek bir de biraz belirleyici işlerini ortadamız. X'ne men de olsak. Y. Women. Hem de Z. Children. Children. Demek ki hemenin yığınısı. Halın yığınısı. 60'da. Bir de ise. Yani ayarlar insanı. 3 madde ilgilerindekiden köp. Demek ayarlar Y olsa. 3X yani. Endi Y'nin oraya 3X'ni koyup etse demesek. Plus 3X. Plus Z equals 60. 4X plus Z equals 60. Ana endi esa buni vaqtinchalik highlight qilamiz. Demak bu yerda half of the people. Half of the people. Ya'ni 60 ta odamning yarmi ayollar ekan. 60 ning yarmi 30. Demak bu yerda y 30 ekan. X esa 30 ga teng bo'ladi 3x. X ni ya'ni erkaklar soni 10 ta ekan. Demak 10 ta, ayollar soni 30 ta. Jami 60 ta odam bo'lganligi uchun z to'g'ridan to'g'ri 20 ta son kelib chiqadi. Demak, so'ralayotgan narsa the number of children. The number of children over the number of people and one. Demak, bu yerda n sonni topishimiz kerak. Number of children 20 bo'lganligi uchun, number of men esa 10 bo'lganligi uchun n taqsim 1. 2 n 2. Demak, bizning final javobimiz n soni 2 ekan. Demak, this is the end of test. Thank you for guys for your attention. See you in the next time. Bye.